Atlar ağıtlar havada uçuştu. Manisa 37 yaşında PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit edilen jandarma başçavuş İsmail Yavuz'u ağladı. İsmail'dir ya. Ondan sonraki hayatımızı yaşarken. Yok bilmem. Yani geldi. Yani mümkâr. Yaptığımızın da şehit başçavuşun cenaze namazı memleketi Salihli'de bulunan Hamidiye Camii'nde kılındı. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde hain pusuda şehit düşen jandarma başçavuş İsmail Yavuz'un cenaze törenindeyiz. Salihli Hamidiye Camii'den cenaze namazı kalkacak. Yavuz'un görevinin, doğu görevinin bitmesine tam 5 gün kalmıştı. 5 gün sonra memleketi Salihli'ye dönecekti. PKK tarafından düzenlenen hain pusuda şehit edilen polis geriye 2 tane çocuğu yetim bıraktı. İsmail Yavuz'un cenazesine binlerce Manisalı katıldı ve şehidini son yolculuğuna uğurladı. Cenazeye devlet büyüklerinin de katılımı vardı. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde PKK tarafından kurulan hain pusuda şehit düşen jandarma başçavuş İsmail Yavuz'un cenazesi öğle namazına müteakip Hamidiye Camii'nden Salihli'den kaldırılacak. Onlarca insan şu anda İsmail Yavuz'un cenazesini bekliyor, şehidin cenazesini bekliyor. Şehidin cenazesine vatandaşların katılımının yanı sıra Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı makamlarınca da çiçek gönderildi. Şehit Yavuz'un cenazesi Hamidiye Camii'ne getirilmeden önce yüzlerce vatandaş sokağa döküldü. Vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla camiye geldi. Salihliler 7'den 70'e terörü lanetlemek için yürüyor. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde hain pusuda şehit düşen jandarma başçavuş İsmail Yavuz için şu anda 200 kişilik bir kitle camiye doğru ilerliyor. Diyarbakır'da şehit edilen jandarma başçavuş İsmail Yavuz'un cenaze namazı feryatlar ve ağıtlar içerisinde kılındı. Cenazeye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Manisa Milletvekilleri Vali Erdoğan Bektaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Şehit Yavuz'un 11 yaşındaki çocuğu Mehmet Eren Yavuz'un sözleri yürekleri burktu. Efendimizin şahsında bütün Müslümanlara da sağlıklar. Ey düşmanlar! İsmail Yavuz'un cenazesi askeri tören eşliğinde Hamidiye Camii'nden çıkarılarak Kabazlı Mahallesi'ne defnedildi. Bağır ağlamadan bağır. Ağlamadan bağır. Bağır şunlara. Halleş bunlar da. Ağlamadan bağır. Tamam.